Kolayı ke koydum da ağzını ke koydum. Aldın yarı elimden boynumu büke koydun. Aldın yarı elimden boynumu büke koydun. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyorum balları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyorum balları. Eyvallah dostum. Efendim kıymetli dostum, canım arkadaşımla birlikte Kütahya'dayız. Domaniç'teyiz. Çukurca beldesine bağlı Ilıcaksu mahallesinde muhteşem bir manzaradan sizlere merhaba diyoruz. Sevgili dostum burada, Ankaralı Coşkun. Öncelikle sevgili kardeşim teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel programa beni davet ettiğin için. Biz mutlu olduk. Coşkun gerçekten bu kadar yoğunluğun arasında kırmadın bizi. Sana çok teşekkür ediyorum. Her zaman başım üzerinde. İyi ki de geldin. Osman abi teşekkür ederiz bize eşlik ettiğin için. Burada gerçekten türkülerden sorumlu biri varsa o da Osman abi. Çok güzel bağlama çalar ama Coşkun'um gelmiş dedi. Ben de darbuka çalayım dedi. teşekkür ederiz Osman abi. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Efendim muhteşem bir program için hazırsanız biz başlıyoruz. Bakalım hangi güzel manzaralı eşliğinde hangi yemekler pişecek ve başımıza neler gelecek. Çünkü olanca tarla işi bizi bekliyor. Köyde işler çok. Başlayalım mı? O zaman beklemenin alemi yok. Hemen kalkalım. Gidelim hadi teyzelerimizin yanına. Maşallah çok iri, uysal. Öyle değil mi? Coşkun. Sağ olun bakalım. Biz bu işin hakkından üstesinden gelebilecek miyiz? Ankaralı Coşkun'u can yürekten alkışlar mısınız? Allah bismillahirrahmanirrahim. Teyze görmesin kaç. Yumurta lan. Tavukları pişirmişem, acı da çarşıya göndermişem. Neler hazırlayacağız burada? Havla basacağız. Ne? Havla mı basacağız? Evet. Havla. Havla basacağız. Havla mı, helva mı? Helva diyorlar. Halva, halva. Helva. Helva. Bütün karıştırma işleri bugün Ankaralı Coşkun'da. Evet, çalıştırın ablalarım. Elinizden geleni yapın. Çalıştırın onu. Bak nasıl biliyor. Anadolu evet, çocuğu. Onu attı. Evet, evet. Ankaralı Coşkun'un gayretlerini görüyorsunuz. Yapıştır. Ses geldi. Yapıştır. Nasıl tadı? Süper. Ye bakayım bir tane daha ye. Onu da ye. Yok canım. Alkışlıyoruz. Aman yarabbim. İşte efendim. Ilıcaksu. Ilıcaksu o kadar köklü ki. Görüyorsunuz kıyafetlere yansıyor. Oyunlara yansıyor. Teşekkür ederiz. Bu güzel misafirperverliğiniz için. Bu nasıl bir hoş geldin böyle. Şimdi Ilıcaksu'dan ne destanlar var. Burada bir de sarı kız efsanesi var. Haymana var. Tabii Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osman Gazi'nin babaannesinin diyarındayız. Dolayısıyla yemekler, kültür, halk oyunları, giyim kuşam, muhabbet, her şey zirvede. Bugün Coşkun'la çok çalışacağız inşallah. İş yapacağız, iş. İş yapmaya geldik. Coşkun hayatta bence evde yumurta bile kırmıyor ama bugün... Yumurtayla yırtamaz. Ben de yumurtayla yırtacağımı sanmıyorum ama bugün bayağı bir hamur mamur gideceğiz. Tirit yapabilir mi? Tirit.
Tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verim aldım. Bedava mı sandın, para verim aldım. Tirit var yani. Ablamıza soralım başka neler var, sizi böyle alalım. Menüyü de merak etmiyor değiliz değil mi? Nasıl olsa tüm gün çalışacağız, acıkacağız ablacığım. Evet. Peki bizi hangi yemekler karşılayacak Coşkun'a? Öncelikle olacak köyümüze hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle kazanlarda olan yemeklerimiz var. Evet. Keşkeğimiz, yayla çorbamız, domaniş çorbası olarak. Severim. Mantarlarımız var iki çeşit köyümüze has olan. Burada yetiştiriliyor, toplanıyor. Hayır, doğada, dağlardan yani, topluyorsunuz. Evet. Tridimiz var. Trit var. Evet. Saraylı tatlımız var. Cibişimiz var. Cibiş. Cibiş ne? Kozalak. 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 Kozalak yeni mi? Köfte çeşit. Köfte çeşit. Ha. Evet. Kuru fasulyemiz var hazırlamış olduğumuz. Oh. Böreğimiz var. Mantılarımız var. Hoşaklarımız var. Ama siz böyle var. Tam bizim menüyü sayıyorsunuz. Doman içimizin. Ilıcaksu köyündeki yolculuğumuz başlıyor. Coşkun'umla biraz köyü gezeceğiz. Tarla işlerine bakacağız. Ablalarımıza yardım edeceğiz. İnekler sağlayacak. Çok iş var yine. Dostum, kardeşim bizi Allah kırmadı. Allah yardımcımız olsun. Akşama kadar biraz böyle bronzlaşmayı düşünüyoruz. İnşallah. Gün havada çok sıcak. Hava sıcak. Bu sıcakta çalışmak bize iyi gelecek. Aklımız başımıza gelecek. Başlıyoruz efendim köyümüzü gezmeye. Ablalarımız da hazırlık yapıyorlar. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Hadi başlasın yolculuğumuz. Efendim, Ankaralı Coşkun için kesilen kuzunun başındayız. Ben diyorum bana böyle gel. Bana geldik. Kuzuyla gel abi. Geldik kardeşim. Bakacağız abi. Sana feda olsun. Ustam diyor Ankaralı Coşkun'a da sana da feda olsun. Ben onları önceden hazırladım diyor. Ustam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kuzuyu görünce nasıl gözleri parladı gördün de. Feda olsun bir tane daha hallederiz. Gerek yok, idare ederiz. Yeter, biz bir tane idare ederiz abi. Şimdi çok güzel bir usulle tabii ki hazırlamışsınız. Evet. Kuzuyu çok güzel seçmişsiniz ama. Kuzu yaşına girmemiş, yayladan gelme, hakiki yaylamızdan. O kadar belli ki bir farkı hani diğer kuzularla. Yani yaşına girmemiş. Peki neden pamuk ipliğiyle diktin usta? Yanmaması için. Pamuk ipliği yanmıyor çünkü kuzunun yağı da ona geçiyor, işliyor. Dolayısıyla yanmıyor. İçinden hiç suyu kaçmıyor, kuzu da yanmıyor. İçindeki kendi suyuyla beraber. Evet, evet. Peki içine ne yaptın? İçine bir şey koymadık şöyle. Tuz attın mı? Tuz attım. Ha, onu soruyorum, onu merak ediyorum. Evet. Mutlaka kuzunun içine tuz atma. Tuz neden atılıyor ustam? Tuz içine işlesin diye. Döndükçe. Kuzumuz döndükçe her yerini işliyor. Kendi suyu ve suyu. Kendi yağıyla. Kendi yağıyla kavruluyor işte. Kavruluyor. Herhalde ateşiniz de buradan geliyor. Evet, ben diyecektim. Burada kendi yağınla kendin kavru hesabı. Öyle olacak kuzumuzda. Aynen. Evet, hazırladık malzemelerimizi fakat... Böyle hemen göndermiyoruz galiba. Buradaki Hayır. usul yoğurdu görüyorum. Yoğurdu süreceğiz. Ondan Yoğurt. Sonra ateşe vereceğiz. Yoğurdu neden sürüyorsun? Kızarması için. Daha mı güzel oluyor? Yani yavaş yavaş kızarma, haşlamaması için. Yakmaması için. Yakmaması için. Birdenbire de ateş hemen yaklaştırılmıyor. Yani önce biraz uzakta başlıyor dönmeye. Uzaktan dönüyor. Yavaş yavaş yaklaştırılıyor. Ben bunu bilmiyordum abi. Ben bunu öğrendim. Bir de dinlendiriyorlar sonra da tabii ki ustalarımız. Bir bakalım. Bakımını yapalım kuzumuzun. Ustamız kuzumuza yoğurdumuzu sürüyor. Daha güzel olsun tadı, kızarsın diye. Ardından onu biz Coşkun'la ateşe gönderiyoruz. Sonra çok merak edilen teneke tavuğu hazırlıyoruz beraber. Teneke, ben onu çok merak ediyorum. Bugün tamam. Vallahi çok merak ediyordum. Bahçede bile yapacaksın, sana garanti veriyorum. Tamam. Evin bahçesinde bile hazırlayacaksın. Ve çok lezzetli olur. İnşallah. Gönderelim, biz sana yardımcı olalım usta. Gel abi. Böyle yavaş yavaş böyle çevirecek ustamız. Aynen. Kaç saat? 5. Ne? 4'e indirelim. 4 yapalım. Tamam. Biz biraz daha odun toplarız. Evet. Getirelim sana odun. 4 Yoldan saat. Geldik abi. 4'e indirelim. Acıkmış bak tamam. Süzülmüş. Tamam. Süzüldük bittik. Tamam. Ustam şimdi teneke tavuğumuzu hazırlayalım. Necati ustam kuzuyu çeviriyor. Biz de Abdullah ustayı bulduk. Abdullah usta da burada köyde, beldemizde tavuklardan sorumlu.
Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Devlet Ekilen Topraklara. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel söylediniz. Kemiğimizi boynumuza taktık. Kemiği misafirlere mutlaka geldiğinde evet, takılır efendim ziyaretçilere. Hoşnut olmadığımız zaman çıkarırız, düreriz, kilimimizin altına bırakırız. Sıcak olunca mı? Hayır, hoşnut olmadığımız zaman misafirlerden. Adet öyle. Ve yüzüne söylemeyiz. Çünkü var. O karşı taraftaki yörük kültürüne göre anlar. Şimdi teneke tavuk merak konusu. Evet. Çok lezzetli oluyor üstad. Evet. Şimdi tavuğumuzu seçtik. Evet. Kendi bahçemizde yayılan tavuğumuz. Yayılan tavuğumuz. Özgür yani, arkadaş evet. Yani özgür tavuk. Arpamızla bir beslediğimiz tavuk. Organik. Organik. Peki yani. Bu nedir? İçine harcımızı harç diyelim kısacası. Evet. Domatesimiz, patlıcanımız, biberimiz ve daha da zenginleştirebiliriz. Bulunduğumuz bahçemizin durumuna göre. Tavuğun suyu bu tepsi evet. Küçük tavaya akacak. Bu ona göre yapılmış bir şey. Evet. Tavuğun suyunda patlıcanlar ve diğerleri közlenmiş, pişmiş olacak. Evet. Çok lezzetli kendi oluyor. Buharıyla. Evet, tabii, kendi buharında, kendi tavuğun buharında pişmiş oluyor. Yani evet. Altını da boş geçmemişler. Tavuğun suyu toprağa gitmesin. Ziyan olmasın. Ziyan olmasın demişler. Evet. Şimdi tavuğumuzu buraya yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Rahat bir biçimde oturacak inşallah orada. Tavuğumuzu yerleştirdik. Önceden hazırlamış olduğumuz meşe odunluğumuzla, meşe odunlarımızla hazırlamış olduğumuz közümüz var. O da sobası. Şimdi sistem gelişti. Sen bir tane tavuklu türkü evet, söylerken abi. Onları bir izleyelim bakalım ne olacak. Tavukları pişirmişem, hacı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, Necati'yi çevirmeye göndermişem. Necati abi orada çeviriyor. Biz de burada tavuklarla meşgulüz. Abdullah abi içine yerleştirdi. Evet. O orada ne kadar pişecek? Yarım saat. Bunu çevirmiyoruz değil mi abi? Hayır. Bu yarım kendi saat kendine pişiyor. Kendi buharıyla pişecek. Bunda ne var? Bunda önceden hazırlamış olduğumuz tenekede tavuğumuz var. Necati abi bak biraz örnek al. Senden önce pişti. Bak hazırı da var. Şu anda kaldırıyoruz. Çek yapıyor. Evet. Kaldırıyoruz. Başlamış. Başlamış. Kızarmaya başlamış. Nasıl? Abi bunu yeme. Elinize sağlık üstadım. Teşekkür ederim. Yarım saatte pişecek inşallah. Abdullah Usta'ya, Necati Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzde daha yapılacak çok iş var. Evet. Gidelim coşkunumla bu güzel kuzumuz tavuğumuz pişerken biz de o işleri yapalım. İnek sağacağız. Çok iş var. Hamur açacağız. Çok iş var. Gel. Gel abi. Çok iş var. Ankaralı Coşkun'la çilek madeni bulduk. Gel. Bak. Organik. Organik. Vallahi bir gün benim şansım ya. Vallahi herkes kısmetini yer, nasibini yer. Ben bir tane yiyorum usta. Afiyet olsun. Dalından çilek. Şifa olsun. Efendim sanatçı dostlarım, özellikle hanımefendiler zaman zaman inekleri sağdı. Ama köydeki annelerimiz bize güvenmiyor. Siz erkeksiniz. Sizin işiniz inek sağmak değil diyorlar. Oysa ki bize şans verilse. Aslında çok doğru söylüyorlar. Bence de haklılar. Erkekler ne anlar inek sağmadan. Korktun mu? Bu sırayla deneyeceğiz ama. Annemize bir soralım. Abi nasılsınız? Allah razı olsun. İneği hiçbir yere bağlamamışsınız. Bu ne cesaret? Siz tutuyorsunuz, size alışkın. Bize, ben alışkın. Eyvallah. Maşallah. Çok iri, uysal. Öyle değil mi? Coşkun. Sağ olun bakalım. Biz bu işin hakkından üstesine gelebilecek miyiz? Anneciğim kolay gelsin. Sağ ol. Oluyor mu? Oluyor. Geliyor. Gel sen anneciğim bu tarafa. Gel bu tarafa. He. Yok. Hadi şöyle. Bak, hadi canım, hadi şimdi bir şey olmaz yani. Nerede sağ sana? Sağ yalnız öyle çekmeye devam edersen ikimiz de bahçenin sonuna kadar koşarız. Yok. Yani olmadı. Biraz sert mi davranıyor? Olmadı bak. Uç tarafına sıktıracak. Ha uç tarafına. Bak, ucunu sıktıracak. Tabii canım. Doğru indireceğim yine. Ucunu sıktır, ucunu. Nasıl becerdin bana sıkmayı oradan? Ha oldu şimdi. Yani oldu bak. Başardı. Neymiş efendim? Demek bize de şans ve fırsat verilirse biz de kendimizi ispat edip ifade edebiliyormuşuz süt sağma konusunda. İşte buyurun Ankaralı Coşkun bu işi hakkıyla yaptı ve listede sanatçı dostlarımın olduğu listede üst sıralara doğru
yükseldi. Sütümüzü alıyoruz. Gidiyoruz. Elinize sağlık anneciğim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Babacığım kolay gelsin. Helal olsun sana. Kıymetler abi. Sağ ol. Görüşmek üzere. Yıllardır bu inekleri ben sayıyorum. Bu yumurtaları ben topluyorum. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Çok yoruldum. İyi ki arkadaşlarım geldi. İyi ki sanatçı dostlarım geldi. Benim de tatilim başladı. Bak orada bir yerde olması lazım köşede. Nerede abicim? Solda, solda köşede. Bir tane bırak ama. Bir tane bırakman lazım. Uçurdular. Dam dam dama kaçırdılar. Suyuma da pilav pişirdiler. Bütün programlara sanatçı arkadaşlar. Ne oluyor orada ya? Derin kocası, çilli de horozum. Bakayım. Tavukların kocası, beni de horozum. Gah bili 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 bili, çilli horozum. Evet abi. Efendim köyümüzdeki son durum bu. Ankaralı Coşkun'u can yürekten alkışlar mısınız? Allah bismillahirrahmanirrahim. Horozları kaçırdı, tavukları kaçırdı. Bundan sonrası artık bu bahçeyi terk etmek, teyze görmesin, kaç. Yumurtalar. Yakışıyor eline. Aynen teyze yakışıyor, değil mi? Yakışıyor. Ne karıştırıyor şu an Ankaralı Coşkun? Ne keşkek. İş karıştırıyorsun sen ya? Keşkek malzemesi. Keşkek malzemesi. Keşkek yapıyor. Ön hazırlığı mı bu keşkeği? Ön hazırlığı. Şimdi ne var burada? Soğan var galiba içinde. Soğanla tereyağını kavurduk. Üstüne tavuk suyunu koyduk. Oh. Şimdi keşkeğini salacağız. Tavuk etinden mi yapacağız? Evet. Yani çorba mı oluyor? Tavuk suyundan. Yemek, 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 yemek. Düğünlerde, koylarda, geçmişten nohut, günümüze kadar. Fasulye gibi yemek. Tabii, hayırlarda. Bizim her düğünde olur. Mutlaka. Mutlaka. Keşkeksiz düğün olmaz. Olmaz. Şimdi burada keşkek için sana yardım edebileceğimiz bir şey var mı Aynur teyze? Giderseniz sevinirim. Mesela? Gideriz tabii. Mesela tuzunu koyabilirsiniz. Bu buğdayımız değil mi? Bu buğdayı akşamdan kabarttık. Kabarttın. Isladık. Yani ıslattın. Islattık. Yumuşadık. Ne kadar alsın? Ne kadar alsın? Bir tane yeter. Tavuk suyumuzda tuz o da var. 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 Biraz daha ekliyoruz. Biraz daha. Biraz daha. Sağ olun, teşekkür. Keşkekçiyim mi? Hayır, yeter. Keşkekte tuzumuz olsun. Karıştırıyor Ankara Coşkun. Ve karıştırmaya devam ediyor. Aynur teyzemizle besmelelerle buğdayımızı bismillah ekliyor. Ne kadar karıştırsın? Kaç saat? Karıştırmaya gerek yok. Karıştırma işini ben yap, ben siz Türk işine bakın. Türk işine bakın. Tamam. O zaman yani elimizin... Patlatacağım bir türkü. Tamam. Muhakkak, hadi. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Eyvallah. Aynı teyzem. He. Bu kadar mı karıştıracak bu malzeme? Kadar. Bu önce pişecek. Pişecek. Üstüne bir tereyağı ekleyeceğiz. Evet. Kavuracağız. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tencereye geçelim. Bakalım tamam. Tencerede ne var? Burada tencerede acaba ne oluyor? Sadece su kaynıyor gibi gördüm ama. Evet. Ne yapacağız peki? Yoğurt çorbası. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Evet. Burada şimdi pirincini kattık. Pirinci kattık. Evet. Yumurtamız var yumurtayı, elimizde. Yoğurdun içine katacağız onunla beraber. Yayla çorbası yumurtasız olmaz. Olmaz. Buraya mı atıyoruz? Evet. Peki yoğurdu ben karıştırabilir miyim bunu? Bütün karıştırma işleri bugün Ankaralı Coşkun'da. Evet abi. Çalıştırın işte ablalarım. Elinizden geleni yapın. Çalıştırın onu. Evet abi. Anamdan görüyordum böyle çarpardı. Bak görüyorsun değil mi abi? Doğru mu? Yalnız biraz ısı koyalım. Eli yakışıyor. Çok. Evde bir yardım hanım söz konusu galiba. Hanımına evet. Galiba. Oh! Böyle çarpıyoruz değil mi? Şimdi onun içine koyacağız. Yeterli mi bu kadar? Pirincin içine biraz daha su koyuyoruz. Biraz ama daha. Biraz daha bunu karıştırmamız evet gerekiyor. Yardım edeyim mi? Abi gerek yok. Mikser ben böyleyim. Maşallah. Yapıyor mikser gibi. Mutfak robotu gibidir Ankaralı Coşkun. Evet. Her iş elinden gelir. Keşke kuzuyu da ona mı çevirttirseydik acaba evet 4 saat? İnşallah. Şimdi bunu buraya döküyor muyuz? Sakın! Orası. Orası. Buraya yanlış tenceredesin. Yanlış tenceredesin. Elvaya yoğurdu katıyorsun. Az kalsın yoğurtlu elva yapıyorduk Aynur abla. Döküyorum. Hayır bunun içine su mu katacaksınız? Evet. Buna biraz koy. Bismillah. Tamam koy. Koy.
Elim yakışıyor mu? Çok. Yakışmaz mı ya? Ben çok şaşırdım. Ben beklemiyordum senden şimdi böyle bir başarı. Tavsiye ederim. Tamam. Şimdi yoğur, şimdi ayran ne ekledik yoğurduna? Kaynadıktan sonra pişiyor. Ne ekleyeceksin? Biraz tuz. Üstüne sonra de tereyağı. Üstüne tereyağı, evet, ve servise hazır. Vallahi nane falan katıyor. Nane katıyoruz. Nane de katıyoruz. Tereyağsız da yemiyorsunuz tamam yemekleri ya. Yok, tereyağımız var. Tereyağımız. Sen bunun tuzunu da kat. Tuz, tuz İşleri Müdürlüğü Ankaralı Coşkun köyde. Evet. Gönderdik evet tuzu da. Sonra yan tencerede neler oluyor ona bakalım. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol. Neler hazırlayacağız burada? Havla basacağız. Ne? Havla mı basacağız? Evet. Havla. Havla. Havla basacağız. Havla mı, helva mı? Helva de la. Halva, hal. Helva. Helva. Yani bildiğimiz helva. Helva. Evet. Bu unlu helva mı olacak? Evet. Un helvası olacak. Tamam, şimdi alalım. Doğrudan gönderiyoruz. Helvacı geldi. Helvacı, helva. Aman hemen böyle karıştır, kavrulmaya karıştır, başladı. Karıştır, karıştır, çok hızlı karıştır. Çok hızlı karıştır. Pütür pütür olmaması lazım, topak topak. Karıştırıyoruz, ver karıştırıyoruz. Ver Allah sen onu. Evet, devam abi. Elim yandı bu. Ben yanmaya alışkınım zaten. Sen yanmadan galiba abi bu helvada olmayacak, pişmeyecek. Bunu ne kadar kavuracak? Bunu işte sararana kadar kavuracak. Sen sararana kadar kavur, ben bir domaniçe kadar gidip geliyorum. Neyse, bu işi ablaya devredelim. Başka bir şey ilave edilecek mi? Şeker atılacak. Şeker atılacak, yine kavrulacak. Evet. O suyu çekene kadar devam edecek. Tamam. Ankaralı Coşkun helvayı da kavurduktan sonra bakalım lezzet yolculuğunda daha neler olacak? Efendim neye niyet neye kısmet? Biz ekmeğe niyet ettik, tavukla karşılandık kısmet. Hatem Hanım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Size nasılsınız? Sana gül getirdik. Sana gül getirdik. Evet, çok Hatem teşekkür Hanım ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl kokuyor? Bu pembe güllerden reçel yapıyorlar. Çok güzel. Şimdi tavukla ne yapacaksın burada, hazırlık yapmışsın? Bu tavukla tavuğu tuzlayacağız. Fırına süreceğiz. Hı. Nasıl pişireceksin? Şimdi bunu yumurtanın 4 tane akı, 1,5-2 kilo kadar tuz. Bunu güzelcik suyla karıyoruz. Bunun üstüne güzel kapdeste kadar sıvıyoruz. Sonra fırına sürüyoruz. Şimdi bak, derisini almadı. Sebebi tamam, içine onu örteceği tuz geçmez. Evet. Tuzlu olmasın tavuğumuz. Derisi onu koruyacak. Koruyor. Balıktaki gibi. Balığın da pulu koruyor. Hmm. Bunu almamış bak hiçbir yerinden. Hı. Bunu şimdi gömeceğiz. Evet. Gömelim tuza. Elinize sağlık. Bunu böyle yapıp arkamdaki fırına mı gidecek? Koyacağız, evet. Tamam, bunu bitiriyoruz. Evet. Sonra ekmeklerle biraz işimiz var Coşkun'la. Şimdi ekmeklerle bir koyacağız bunu. Aynı anda mı? Aynı anda. Hemen ekmeklere geçelim. Bakalım ekmeklerden neler var. Kolay gelsin. Sağ ol. Ekmeklerimiz hazırlanıyor değil mi? Evet. O hazırlayacağımız yemekler için annelerim ekmekleri fırına atıyor. Tavuk gitti. Arkasından da maş maş hamurlar gidecek. Orada ne var? Bir tadına bakalım Coşkun. Acıktı. Ben acıktım abi ya. Hakikaten acıktım ya. Şimdi bunun yarısını sen yiyeceksin, yarısını ben yiyeceğim biz abi. Biz sevgili dostumla ekmeğimizi bölüp yedik. Şimdi bunu soralım. Burada bayağı teferruatlı bir İç malzemesi var. Bunun içinde ne var anneler? 4 tane var. Pırasak. Pırasa var. Yoğurt. Pırasa, yoğurt. Yoğurt, baharat. Baharatlarımız evet var. Pırasak, pırasalı ekmek. Göstereyim mi? Salça da var. Salça da varmış. Buharını görüyorsunuz. Pırasa, yoğurt, peynir, salça. Sıcak galiba. İyi olur, mide oturur. Biz bunu şöyle havada gezdirelim, soğusun. Bu arada da köyü gezelim. Elimizde o soğurken bir taraftan da pidelerimizi yiyelim. Annelerim ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Gel bakalım gezelim. Bence sen o tümsekleri indirme aşağıya.
Nasıl yapacağız? Anlat anne, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız ana? Şimdi diplerini vuracağız. Buradan diplerini havalandıracağız böyle. Böyle havalandıracağız. Gaybeyi nasıl vereceğiz? Yabani otlar varsa onları da alacaksın. Bak bu yabani ot değil, bu domates. Şu ne abi? O yabani. Vur köküne kazmayı onun. Vur beline kazmayı. Oluyor, oluyor. Evet. Şuralara gel şimdi bak aşağı. Aşağı katlara gel. Buraları havalandırıyoruz. Gözeller bir örtünür yazmayı. Koca kağlar ne bilir gazmayı ya. Evet bir söyle ana, söyle. Çok güzel mahneler geliyor yalnız. Tam konuyla alakalı. Başka? Başka çok. Bahçelerde balgı var. Açılır tabak tabak. Yarım yanımda olsun. Üç gün olmasın sabah. Çalış çalış. Madem ki köyün ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. Bunu hak etmemiz lazım. Doşkur. Sen emmi alacağım yapıyorsun oğlum. Ne olmuş anne? Çok güzel yapıyorsun. Öyle mi? İyi mi? Çok güzel. Çok, çok teşekkür güzel. Ederim Tura. O da bütün tepeleri aşağıya indirdi. İyi de şimdi biz nereyi çapa yapıyoruz? Bunlar ne? Domates. Şuradaki tepelere dokunma. Buradayız. Bunların dibinde. Bak böyle böyle havalandırıyoruz domateslere dokunmadan. He. Dibini mi havalandırıyoruz? Abi canım dibini havalandırıyoruz. O tepeler lazım. Suyun gideceği kanallar var orada. Değil mi anneciğim? Ha, desene abi sen havalandır diye. Evet efendim. Ekmeği hak etmek lazım bu güzel köyde. Şunlar biz annelerimize gübre mi oluyor? Yardım ediyoruz. Ardından gübre. Bu güzel köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Ayrılmayın. Yolculuğunda sırada sanatçı dostlarımın hamurla olan çetin mücadelesi var. Hamur bölümümüz. Neler olacak neler şimdi? Ankaralı Coşkun hamur açabiliyor mu? Merak ediyor musunuz? Gidiyoruz, açıyoruz. Ediyoruz. Gidiyoruz. Sen de merak ediyor musun? Yapıyoruz, yapıyoruz. Yapar mı, o yapar mı? O da yapar. Şimdi hazırlıklar ne acaba? Öğrenelim. Burada ne yapıyoruz anne? Gözleme yapıyoruz. Yağlı gözleme yapacağız oğlum. Peynirli yapacağız. Trit gözlemesi. Trit gözlemesi yapıyorum ben. Birazdan trit hazırlayacağız. Tamam. Onun ekmeği mi? Onun ekmeği bu. Trit var. Trit var. Masada o özel tariflerin arasında bugün tamam. Buraya ait trit var. Türkiye'nin farklı yerinde değişik tritler var ama buradaki farklı. Bizim bakın. Bizim tritimiz çok başka. Şimdi bu tarafa dönelim. Az sonra geliyorum. Ankaralı Coşkun hamur açabilir mi dedin değil mi? Merak ettim. Açar. Ver abi. Ver. Açabilirim bakalım. Evzübillah. Haydi aç. Evzübillah mineşşeytanirracim. Bak nasıl biliyor Anadolu evet, tamam. Çocuğu onu attı. Hadi. Bak sen aç bir tane de ben açacağım. Tamam abi. Döndüre döndüre hamur hadi. Nasıl döndüre döndüre? Seni ya abi. Göster sen bana. Ben şimdi orada Coşkun'un karşısında şov yapacağım. Tamam. Bana öğret. Nasıl tamam öğretin onu. Bunu bir ağzını da şey önce tridim düzelim. Tridi diziyoruz. Tridi biraz böyle kurutulmuş hafif pişirilmiş yufkamızı dürüm yaptık ve doğruyoruz. Böyle kesiyoruz. Birer santimetre arayla. Ne için? Trit için. Buyurun. Evet. Ankaralı Coşkun'un gayretlerini görüyorsunuz. Yapıştı. Ses geldi. Yapıştı. Bakamayacağım artık. Vallahi uğraşamayacağım. Neyse biz tritleri diziyoruz. Ver şu hamuru da ben açayım sana yardım edeyim. Abi. Gözleme yiyin buyurun. Sen elinin hamuruyla kadın içine karışma dedik. Sen yiyin. Anneler yapsın. Sen şu gözlemeden bir tane al. Bir tane sen ye. Bir tane de ben yiyeyim. Şöyle. En güzeli bu değil mi? Annelerimiz hamur işlerini hazırlıyorlar. Biz de gidelim tarhanı hazırlayalım Ankaralı Coşkun'la. Elinize sağlık, teşekkür sağ ederiz. Ankaralı Coşkun'la köy işlerine yardım etmeye devam ediyoruz. Şu an o asma işlerinde. Ben de tarhana gibi bir şeyin tam yanındayım, eleğin yanı başında. Ne yapıyor olabilir acaba? Asma sarıyor da içine ne sardığını anlayamadım. Ne o? İç bulgur. Bulgur abi. Yaparız, evet. Yaparız, soğan katarız, dolma içeriz.
Bir şey söyleyeceğim. Yaptım, güzel bak. Sarıyor. Öyle öğrendik, öyle yapıyoruz. Coşkun diyorum, güzel sarıyor. Sarıyor maşallahına. Nerede öğrenmiş olabilir, sorsana. Ben bunu şu an yanımda oturan ablam gösterdi. Örneğini ondan aldım. Burada ne var, bunu anlamadım ben. Tarna bu işte. Tarna mı bu? Tarnanın yapılışı. Tarnanın içinde ne var? Ne var şimdi bunda? Kampiyeli biberin var. Ne var? Bunda ne var? Soğan var, biber var. Maya var. Tuz var, maya var. Yoğurt var. Kardık, böyle gittik buraya. Şimdi bu beklemesi şimdi mi gerekiyor, kuruması mı? Olacak. Oğlan mı şimdi bunu? Oğlan ben gidi çalkancıyım, ben eriyi çalkalayacağım. Ben yaparım, yardım ederim. Hadi, sen ovalayacaksın, bir de çalkalayacaksın böyle. Hem ovalayacağım, hem çalkalayacağım. Hadi, ben de oğlanını da yaparım. Bak, bu da coştum beyin sarıkızı. Tamam, sen ne yapacaksın? Ben bunu da yapacağım, onu da yiyeceğim. Erişte mi var orada? Erişte. Erişte keseceğiz. Erişteyi çok severim abi ya. Sarma hazırlıyor, ben de tarhana. Biz daha ne yapalım? Biz daha gösterin ne abi. Gösterin ablacığım. Onlar tencereye, mideye değil. Tadına baktım yemeğe, tadına bakmıyor. Bakmaz mı tadına? Tadına bak. Karnını doyuruyor. Vallahi tadına otur bakmak ya. Olmuyor artık. Doyuruyor. Pişmesini karnını. Bekleme ha. Doyur. Sabırsız beklemiyor pişmesini. Neyse, ben elemeye devam, o sarmaya devam, annem kesmeye devam ediyor. Tamam. Ve yemekler böyle hazırlanıyor inşallah. Köyde daha yapılacak çok iş var. Tabii. Neler varmış bakalım. Efendim, Ankaralı Coşkun'la Turgay köyde çalışa dursun. Hanımlarda büyük bir rahatlık. Nasıl rahatlık biliyor musunuz? Bakın. Çekirdek çitleyenler ayçiçeği, çay içenler, sohbetteler beş çayı. Köyün bütün hanımları burada toplanmışlar. Biz çalışalım kardeşim. Biz çalışalım abi. Yapılacak biz işler çalışalım, bu köyde. Temizlik, çalışalım. Çapa. Varsa işler söyleyin. Estağfurullah, biz neyimize ayçiçeği falan çitlemek. Vakit mi var çay içmek için efendim? Neyse, şurada bir şeyler oluyor. Afiyet bakalım. Olsun. Afiyetler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlardan zannettim annemi de korktum. Anacığım nasılsın? Allah'a şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ, bunlar kim, torunlar mı? Bu yeni gelin oğlum. Yeni gelin. Ha. Altınlarından belli, beşi bir. Bunlar da sadıçları gelini. Böyle kaşıkla mı oynuyorlar mı? Oynarlar. Sadıçlar. Sadıçlar oynarlar düğünde. Bunlar da sadıçları. Peki burada ne yapıyorsun? Oğlum bu benim yorgışım eskidi. Yorgışım indireyim. Bak. Bunu, bu mu? He. Burada çirkinleşti. Örgü mü bu? Örgü. Yün. Dokuma. Yünden dokuma. Bunlarla da bu esiyen yerlerini. Bunlarcan tamir yapacaksın. Onları mı yapıyorsunuz bu, yani? Bu ne? Bu ahşak deriz biz buna. Ahşak. Ahşak deriz. Bunu böyle kirman derler. Kirmanlarda böyle. Evet vaziyede abi, şimdi ben güzel bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bak bunu böyle eğireceksin. Böyle ip yapacaksın. Annem kirmanda kilimini tamir edecek. Ya, onun tamir. İpini yapıyor. Kilimler tamir olduktan sonra yeniden çadırların içine serilecek. Tabii ki. Onların üstüne torunlar oturacak. Yani misafirlerimiz olsun. Misafirler oturacak siz geldiğinde. Siz de oturacaksınız bak, otursunuz. Eline sağlık hanım. Sağ teşekkür ederiz. Arkada da bak torun uyuyor. Uyuyor. Sessiz ol. Sessiz biz gidelim buradan. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Bakalım nereye gidiyoruz. Ben de merak ediyorum. Köyde iş çok. Hadi gidelim. Sana tutabileceğin en rahat usulde balık tutacağız şimdi. Şimdi abi. Yalnız orada çeşit çeşit balık varmış. Gördüğünüz gibi oturduğumuz boyca. Alabalık var. Söyleyeyim. Ne çeşit dipte istiyorsun? Yayın var. Sarı alabalık var. Ben sarı alabalık istiyorum. Ya Allah, bismillah. Sarıların peşindeyiz. Olur mu acaba? Yok canım. Ya he olsun sana. Getir. Tamam, yiyebilirsiniz. Balık tutmaktaki başarısını da bize gösteriyor. Coşkun ve sarıyı alıyoruz. Yalnız bir
tanesinin büyüklüğüne bakar mısın? 3 kilo var. Dur abi. Yapma yapma, taşıyamayız. Bak bak, Allah biri gitti. Aman aman. Kaçan aman. Balık büyük olur. Dökelim mi geri? Hadi dökelim. Birazını abi. Bırakalım, birazını bırakalım. Tamam, bunlar bize yeter. Efendim, ihtiyacımız kadar alıyoruz. Bunları abimize teslim ediyoruz birazdan. O bizim için pişiriyor. Seni tebrik ediyorum. Bir seferde sarı balığı yakaladın. Hadi teslim evet. edelim balıklarımızı. Oh! Efendim, ılacak suda, bu güzelim su kaynağının olduğu bölgede sarı kıza nice destanlar, hikayeler yazılmıştır. Nice rivayetler vardır. Biz de aynı su kaynağının hemen önünde bu güzel manzara eşliğinde size tarifler vereceğiz. Nermin teyzem burada. İyi misin? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ olun, var olun. Coşkun da burada. Coşkun Bey de bize yemek evet. yapıyor. Yok, yardım edeceğiz biz ya. Gülizar teyzeciğim, siz nasılsınız? Sağ olun, şükür. Çok iyiyiz yavrum. Seni gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Özgür Hanım. Ben de çok iyiyim. Nermin annemin torunu. O bize cibiş miydi? Evet, cibiş. Kendi evet. ürettiğiniz bir yemek yani bu. Geleneksel bir yemek mi Özgür Hanım? Geleneksel, evet geleneksel. Eski bir yemek. Kendi köyümüze ait. Kim öğretti? Babaannemden öğrendim. Belli olmuyor mu? Usta çırak. Usta çırak. Usta çırak ilişkisi. Gülüzar annem ne yapacak acaba bize? Ben tirit yapacağım yöresel. Çok. O tirit. Hamuruna çalıştığımız tiritler. Ha. Bak. İşte buradalar. Hamurları kesildi. Tiritlerin hazır. Şimdi önce bu beklesin. Coşkun'umla ben Nermin anneme yardım edelim. O ne yapacakmış öğrenelim. Gel Coşkun'um. Ne hazırlayacağız? Şimdi gözlemeyi ıslayacaksınız. Sen ne yapacaksın ama önce? Ya saraylı yapacaksın gözlemeyi. Neyi mi? Saraylı. 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 Geleneksel Osmanlı tatlısı. Önce yufkalarımız galiba ıslatılacak. Islatıyor. İstersen Coşkun'la sana yardım edebiliriz. Kaç yaşınız ya Coşkun? Ne yapayım? Kaç yaşınız ya? Haşhaş. Haşhaş var. Malzemelerimizde yufka var. Sap 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 sap. O su ne suyu? Bu da ısıt, üstüne ısıt. Şerbeti mi? Evet, şerbeti. Bakın malzemeler basit. Haşhaş. Haşhaş var, Coşkun onu serpiyor. Islatıyoruz yufkalarımızı tabana. Her kata böyle haşhaş serpeceğiz mi? Evet. Her tamam, kata. Tamam, Coşkun şurasını serp, tamam. Teker teker bunları ıslatıyoruz. Her katına haşhaşları yerleştiriyoruz. Tamam. Peki, bu birebir oranda hazırlanmış şerbet. Evet, bu şerbet de üstüne dökeceğiz. Ne zaman? Kızarttıktan kere. Kızartacağız önce. Evet. Nerede kızartacaksın? Fırında. Fırına göndereceğiz bunu. Evet. Fırına gidecek. Tamam. Bir fırın burada. Fırın hemen yakındaymış efendim. Getir ana. Meşhur saraylı tatlımızı Ankaralı Coşkun'la beraber Nermin teyzem hazırlıyor. Ben de izliyorum. Birazdan tadına bakacağım. Nermin teyzeme ve Ankaralı Coşkun'a teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir işbirliğiyle saraylı tatlısını neredeyse tamamladılar. Ardından yan tarafa tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın para bedim aldım. Bedava mı sandın para bedim aldım. Tamam. Gülizar abla geliyoruz. Gülizar ablacığım nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Şükür. Seni de sorduk, gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi tirit basit değil, her ilimizde farklı yapılıyor. Ankara'da falan Kastamonu'da hiç yedin mi tirit? Farklı ben yerlerde. Ben Ankara'da tiritimizi Elma Dağı'nda. Nasıl yapıyorlar orası orada? Orası da meşhurdur. Mesela orada kabak somun... simitle mi? Ben bildiğimi anlatıyorum. Somun ekmeği kurutulur yazın. Bayat ekmekler. Onu bayat ekmek kurutulur, sıcak suyun içinde. Atılır ve tekrar üzerine böyle küçük kuşbaşılı etler ve ondan sonra yoğurt sarımsaklı böyle. Kemikli su böyle kemikli sarımsaklı. Böyle. Aynen o şekilde ben triti öyle biliyorum. Öyle kış, o kış aylarında da yeniyor mesela. Bu yaz kış yeniyor. Burada da daha farklı bir çeşidi var. Biraz uğraştırıyor. Yufkayı açıyorsunuz sonra dürüm yapıyorsunuz kesiyorsunuz. Biraz önce çalışmıştık Coşkun'la annelerimizle birlikte. İşte onlar geldi buraya. Şu benim açtığım yufka olsa gerek. Bakayım. Yo bu çok düzgün bence.
Bu galiba annemin açtığı yufka orada. Şimdi diğer malzemelerimiz basit. Karabiber ve? Tereyağı. Tereyağı var. Tavuk. Tavuk, didilmiş tavuk. Tavuk. Evet. Tavuklu yapacağız. Bunları kesiyoruz böyle. Diziyoruz sinimize küçük, evet. Tepsimize. Böyle diziyoruz. Önce çiçek gibi şekli veriyoruz. Öyle diziyoruz. Coşkun'un da yardım ediyor Gülizar annemize. Kesin. Oluyor değil mi? Oluyor. Yalnız. He. Geliyor elinden her iş, yakışıyor. Maşallah. Maşallah diyoruz. Allah'a emanet, nazar ermesin. Tamam. Evet, bunu da tamamlamış olduk. Islayalım mı? Islayalım. Vakti geldi mi? Aha. Tamam, evet. Neyle ıslayacağız? Tavuk suyuyla. Ha, bu tavuğun suyu da burada. Bakalım. Sıcak, kaynar tavuk suyuyla şimdi tiritle hazırladığımız yufkalarımızı yumuşatıyoruz. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır. Suyu gitti, tavuğun kendisi de gidiyor şimdi. Gidelim, üzerine gidelim. Yerleştiriliyor. Güzelce. Ardından da kızarttığımız tereyağımız üzerine eklenecek. Ondan sonra afiyetle yenecek. Evet. Tirit karşınızdaydı. Eline sağlık Güzel teyzeciğim. Sağ ol. Sırada cibiş. Sadece ılacak suda kavuşabileceğiniz cibiş yemeğini hazırlayacağız size. Abicim ben müsaadenle vallahi ben dayanamıyorum. Ben Özgün abla bir şey söylesene. Ellerine sağlık. Ne diyeyim, dayanamıyormuş madem yesin. Dayanamadım abi. Bu sefer hak veriyorum. Evet. Hak veriyorum. Nasıl tadı? Süper. Ye bakayım bir tane daha ye. Onu da ye. Yok canım. Şimdi ben de cibişi yapacağım. Ona bir kaşık yok. Bana bak. Sen bundan mı aldın? Şimdi aldın mı? Güzel teyze veriyor mu abi ki yerim? Geldi. Geldi abi. Hiç, yani çok istekli de davranmayın değil mi? Vallahi süper ya. Ellerine abi. Sağlık anacığım. Nasıl olmuş bu? Sıcak anayım ya. Sıcakken sen devam et. Ben Özgür Hanım'la malzemeleri bari sıralayalım izleyicilerimize. Siz devam edin, ben buradan devam. Hepsini yeme. Özgün Hanım, şimdi cibiş geleneksel bir yemeğimiz. Evet. İlk defa duyduğum için hiç fikir yürütemiyorum nasıl bir şey, evet. Nasıl bir yemek. Hatta tatlı mı onu da bilmiyorum. Tatlı, çok tatlı. Tatlı mı? Evet, sarımsaklı. Bu ne? Bu ekşi pestil deriz biz, erikten pestil. Yaparız. Hı-hı. Erik pestilimiz var. Onunla ıslatıyoruz cibişimizi. Peki bulguru görünce biraz, ne o bulgur? Bulgurumuzu şimdi ocağımızı yakıp pişireceğiz. Malzemelerimizi sıralayalım. Pestil var, bulgur var. Karabiber. Evet. Sarımsak, salçamız, bir tane yumurtamız, tuzumuz, unumuz. Bu kadar malzemelerimiz. Evet. İki farklı tenceremiz var. Evet. Bir de cam kabımız var. Evet. Bunun da buna ne? Yapıp, buna yapıp sıralayacağız. Bunu da yoğuracağız. Taş fırına geçecek, evet. O zaman önce hamur işimiz mi var? Evet. Hayır, önce tavamızda pişireceğiz. O iş bende. Sen bana söyle, ben sana yardım önce edeyim. Önce pişirip kabaracağım, tamam. Sonra burada yoğuracağız. Tamam, yapalım şimdi tek tek. Neyi pişirmemiz lazım? Bulgurumuzu. Bulgurumuzu pişiriyoruz. Evet. İşte bulgurumuz hazır. Evet, kaynadı, suyunu çekti, soğudu ve hazır şimdi yapıma. Soğutmamız gerekiyor değil mi? Evet, mutlaka soğutmamız gerekiyor. Çünkü yoğrulmaz, yumuşak olur. Biraz bekledik. Bir ben aldım koştum bu Pınar'ın etrafında. Bir Ankaralı Coşkun aldı koştu. Soğuttu elinde efendim bunu. Şimdi ne var sırada? Şimdi baharatlarını katıp yoğuracağız. Bir de baharat var. Evet. Tatlı yapıyoruz değil mi? Son kararı. Kesin tatlı. Tatlı değil. Yemek, yemek bu.
Ha, çok tatlı bir yemek. Evet, çok tatlı bir yemek. Ben yanlış anlamışım. Bulgur var yani işin içinde. Pestili gördüm de hala karmaşam devam ediyor kafamda. Acaba tatlı mı yapıyoruz, yemek mi? Çok tatlı bir yemek yapıyormuşuz efendim. Evet. Şimdi sırada ne var dediniz? Sırada yumurtamız var. Yumurtamız. Evet. Yoğurma işlemi tamamlandı. Evet, şimdi yapımına şeklini vereceğiz evet, galiba. Evet. Yardım edeceğiz. Hepsimizi örneğini yağlayalım. Görmemiz lazım. Hepsimizi yağlayalım. Biz hepsimizi yağlıyoruz ve cibişin şekline bakıyoruz. Biraz da buraya dökelim yağ. Yeterli önce mi? Önce elimizle ortasına şöyle bir parça alıp böyle. Elimizi yağlıyoruz. Şekli bu. Evet. Bu şekilde cam kabımızı evet, dolduruyoruz. Bir kadar koparıyoruz. Sonra öyle, böyle yuvarlayıp uzatıyoruz. Böyle. Bu cibiş. Adı cibiş. O biraz ibiş oldu. Ya oldu, oldu. Oldu canım güzel işte oldu, yani. Güzel oldu, şaka yapıyorum. Latife ediyorum. Cibişleri tamamlıyoruz, diziyoruz. Evet. Sonra ne olacak Özgün ablacığım? Sonra pişiyor? Da güzelce oturup yiyoruz. Taş hemen fırında mi pişiriyoruz? Ha, pişiyor. Evet. Bu da fırında pişiyor. Peki bu ne zaman? Pestilimizi fırından çıktığı zaman sıcaklığı üzerine döküp kaynatıyoruz. Sonra da tereyağıyla birlikte sarımsağını yani döküyoruz. Bildiğimiz sosunu yemek oluyor. Ben bunun içine yağını evet kattım. Yağıyla birlikte döküyoruz. Yani bu kaynatılıyor. Bununla da hazırlanıyor evet, sarımsakla beraber. Evet, evet. Üzerine ilave ediyor piştikten sonra. Yani evet, bu taş fırında pişiyor anladığımız evet kadarıyla. Normal fırın, taş fırın fark yani etmiyor ama biz evde burada de taş pişer fırında. Evet, evde de oluyor. Taş fırın avantajımızı kullanıyoruz. Taş fırınımıza gönderip onu bir güzel kızartıyoruz, pişiriyoruz. Ardına Özgün Hanım'ın anlattığı karışımı ilave ediyoruz. Sunuma hazır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Birazdan en güzel geleneksel yemeklerimizle birlikte hoş türküler, tabii ki Ankaralı coşkundan olan türküler olacak, sizi bekliyor. Kesik hayal biçilmiyor, sular soğuk içilmiyor. Seven yardan geçilir mi? Hop! Hop! Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şıvıs yollara yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerim memleketinde alendim varmış. Şeker yesinler, şuruz yollara yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım.
ellerin memleketinde eğlendim davrandım. Ankaralı Coşkun! Özü, sözü, sazı, kendi güzel kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir ortamda, böylesine güzel bir programda olmaktan şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bütün Çukurca buradaki beldesi, Domaniç, Ilıcaksu sana teşekkür ediyor. Ben teşekkür annelerimiz ediyorum. Bizlere bağırlarına bastığı için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah yine başka şartlar altında görüşmek ve buluşmak ümidiyle. İnşallah, inşallah. Diyorum. İnşallah. Hayırlısı. Veda eder gibi konuşuyor. Sanki yemekleri yemeden gidecek Nermin teyze. Hayır, yemekleri yiyeceğiz abi. Afiyet olsun. Hiç koman. Hiç koman burada. Hiç koman. Hepsini yiyin. Mahvoluruz. 150 kilo oluruz. Olur. Hele o trip tek başına bizi 20 kilo aldırır. Olsun. Elinize sağlık. Sıkıntı var. Tavuk, tenekede tavuk yapmıştık. Hatice teyzem de tuza gömdü. Başka bir usulle hazırladı onu. Alabalık çeşitlerimiz var çünkü alabalığıyla da meşhur burası. Birbirinden güzel yemekler hazırlandı sizin için. Bu kadar mı? Değil. Kıracak mısın? Ben bunu kırmak istiyorum abi. Kıralım o tavuğu. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Coşkun'un tavuğu kırıyor. Ve kırdı. Bakalım nasıl pişmiş. Oo, güzel pişmiş. Oo, süper. Eline sağlık Hatice teyzeciğim. Evet. Ne hazırlamıştık? Trit yaptık. Ben yine cibiş yaptık. Ve saraylı yaptık. Şimdi hazırladıklarımızın tadına da bakalım. Tiride bakalım nasıl olmuş. Efendim, Kütahya'dan Doman içimizde bu güzel beldede ılacaklı suda çok güzel vakit geçirdik. Ablalarımıza, hanımefendilere, abilerimize, çocuklara, herkese çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşim, bir tanecik dostum Ankaralı Coşkun'a hem tüm köy adına, hem Kütahya adına, hem izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben sefalar getirdim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür köyümüze, ediyorum. Köyümüze, mahallemize bir türkü daha armağan ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Allah'ın boylarına bakar.